Dünyada salgının yayılma hızında 3 ülke yarışıyor. Hindistan, Brezilya ve Türkiye. Toplamda 13 milyon vakası olan Hindistan'da günlük vaka sayısı 2 ayda tam 13 kat arttı. Bu ani tırmanışın nedeni popülist başbakanın lebalep dolu meydanlara maskesiz çıktığı seçim kampanyası, dini törenler ve festivaller. Tanıdık geldi mi? Uzmanlar virüsün bulaşma hızının artmasını, salgını kontrol altına aldığını düşünen hükümetin yasakları erken kaldırmasına ve alışveriş merkezlerini açmasına bağlıyor. Tanıdık geldi, değil mi? Brezilya'da da toplam vaka sayısı 13 milyon. Sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. Devlet başkanı Bolsonaro tam kapanmada ekonominin göreceği zarar virüsten fazla olur diyerek kısıtlamalara karşı çıktı. Brezilyalılara da sızlanmayı bırakın dedi. Ülkede kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları hükümeti uyarıp istifa etti. Bolsonaro'nun siyasi kariyerinin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Tanıdık geldi mi? Salgının en hızlı yayıldığı üç ülkenin de popülist liderlerce yönetilmesi ya da yönetilememesi, üçünde de demokrasinin can çekişmesi tesadüf değil. Virüs, özgürlüğün olmadığı, Muhalefetin ses çıkaramadığı, iktidarın denetimi alınamadığı topraklarda daha hızlı yayılıyor. Üç popülist lider, üç kıtada üç halkı feda ediyor. Üç popülist lider, üç ülkede bir toplumsal kırım yapıyor. Ekonomik destek veremedikleri halkı salgınla baş başa bırakarak, önlem almayarak, bilime karşı çıkarak, kural tanımayarak, halka kötü örnek olarak sadece ülkelerinde değil dünyada da salgının yayılmasına neden oluyorlar. Bu üç örnek bize şunu kanıtlıyor. Evet salgın öldürür ama popülist liderlerin eline düşmüş ülkelerde salgın daha çok öldürür.